abicim, teknik bir soru gibi gözüküyor. İç ve dış mekan fotoğraf çekimlerinde dikkat etmemiz gereken nelerdir demiş takipçimiz. İç dış kastı herhalde yani stüdyo çekimlerinde ya da bir mekanın içinde bir şey çekerken ışık kullanırsınız ve şey. Dışarıda da yani şey tabiatı düşündüğünüz zaman yatay başlayıp dikleşen sonra tekrar yataylaşan bir ışık kaynağı var. Onu öğrenmeniz gerekiyor. Ve ben ışığa böyle saplantılı şekilde bir bağım var. Yani bir kentin ışığını öğreniyorum mesela gittiğim zaman. Nereden doğuya nasıl dönüyor diye. Burada New York'ta da mesela bana burada film çekmek isteyen arkadaşım deyince diyorum ki Dumbo'ya gittiğin zaman 7.30-8 arası gökdelenlerin ışığı yönüyor. Mavi arkada kuzey göğü var. Yani doğayı suni ışık gibi çözmeleri lazım. Yani o güneşin ne zaman işte yüksek binaların arasında öğlen çekin çünkü gölgelerinde o sert ışıkla çekmezsiniz. Yani böyle o şeylerimizin açık olması gerekiyor. Yani dışarıdaki ışığı ama stüdyodaki ışık içinde artık her yer bir yer. Yani biz okurken böyle bir şey yoktu. Google'lar falan yoktu. Ama şey çok değerli gözüküyor. Özellikle söylediğiniz o dışta, dış mekan şeyiyle doğalı çekim. Evet. Işık özellikle çok bence güzel bir yani nokta. Şöyle söyleyeyim. Işığın da güzeli çirkini var ya işte yemeğinde, her şeyinde. Güzeli idrak herkese nasip olmuyor aslında. Ama onun için de bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani hani ekmeği fırından aldığınızdaki aslında kokusu sizi daha önce doyurur zaten yemeden. Ya da bir kahveyi pişirmeden o kahvenin kokusu belki kahvenin tadından daha da güzel. Hani sanat işleri böyle yani. Öyle bir bakış açısıyla yaklaştığınızda aslında o ışığa da öyle bakıyorsunuz. Yani böyle ben çok ışığı seyrettiğim oldu yani. Diyorlar ki niye çekmiyorsunuz mesela? Ya diyorum yaşamak istiyorum o anı. Hani fotoğrafla bölüp kaydetmek değil mesela.